izleyenlerim yanıtlarlarsa çok memnun olurum. Bir de su meselesi var efendim. Su, suya yapılan zam, KDV, KDV indirimleri, hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin dünkü çağrıları. İşte İSKİ'den başlayan su gündemi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Fedai misin sen kardeşim? Arkadaşlar, arkadaşlar. Yeterince gerildi. Ben 15 dakika ara veriyorum meclise. Suya zam teklifi konuşulurken gerginlik çıktı, arbedeye ramak kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partililer karşı karşıya geldi. İBB Meclisi İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. İSKİ'nin zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oy çokluğuyla red aldı. İstanbulluların âli menfaatlerini ve İstanbulluları düşünerek Cumhuriyet Halk Partili İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu %90 ile %175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir. Zulmeden %127'ye sesini çıkarmayanlar burada kalkmışlar merhamet timsali kesilmişsiniz. Bunlar kabul edilebilir durumlar değildir. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İstanbullunun menfaati için reddettik dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise siyaset yapıyorsunuz diye tepki gösterdi. %127 zamlanan elektrik maliyetini vurguladı. İSKİ'nin en büyük gider kalemlerinden biri elektrik. Bu aktarma istasyonlarında pompalar çalışıyor. Bakın 3 milyar liraya çıkmış bir elektrik faturasından bahsediyoruz. Bütçenin hazırlandığı tarihteki fiyatlarla bugünün fiyatları arasındaki farklar vurgulanarak meclise sunulan zam talebi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerini karşı karşıya getirdi. İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe %288, mazota %135, doğalgaza %102 zam yapılırken AK Parti İstanbul'da İSKİ'ye %0 artış önerdi. Alkışlıyoruz darısı tüm zamların başına. Bakın gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz, çok hızlı gidiyorsunuz. Bakın burada öyle meclis üyeleriniz var. Yarın gün birçok belediye başkanlarınız var. Buralardan içeri giremeyeceksiniz. Halk sokmayacak sizi buralara. O yüzden İSKİ Genel Kurulu'nda gündem maddelerini oylamasına geçelim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Fedai misin sen kardeşim? İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın sözleri üzerine AK Parti ve MHP grubundan ayağa kalkanlar oldu. Karşılıklı atışmaların tansiyonu yükseldi, arbedeye ramak kaldı. 15 dakikalık araya gitmek için Meclis Başkan Vekili'nin defalarca anons yapması gerekti. İSKİ'nin ortaya getirmiş olduğu tarifeyi kabul edersiniz etmezsiniz. Yani burada çoğunluğunuza güvenip kalkıp insanları tehdit etmeyin.